Merhaba, bir bisiklet severi olarak profesyonel bisikletçileri severim. Ve hayranlıkla da izlerim. Bakın görüyorsunuz bu kadar zayıf insanlar çok uzun kilometreler yapabiliyorlar ve devamlı beslenmek zorundalar. Ve Fransa turunu görüyorsunuz bilenler bilir İtalya ve İspanya turuyla beraber 23 günde sadece 2 gün dinlenme günüyle 3500 kilometre civarında yol yapıyorlar. Bu gerçekten inanılmaz boyutlarda. Ve çok zayıflar. Ve devamlı beslenmek zorundalar. Sıfır yağlar ve karaciğerde çok az dep olduğu için mutlaka beslenmeleri gerekiyor. Ve bu kişilerin bir takım özellikleri var. Örneğin bilenler bilir VO2 max diye bir metabolizma hızını saplayan bir test var. Oksijen kullanma kapasitesidir bu. Ve bu kapasiteye göre bir takım farklılıklar gösterir. Sporcular da genelde çocukluktan hatta gençlik çağından itibaren bu şekilde kontrol edilirler. İşte bu metabolik değişikliklerle ilgili bilimsel bir çalışma var. Bu bilimsel çalışmada elit ve amatör ki ben amatör sayılırım. Hani aslında amatör bile değilim desem yeridir. Orada kullanılan bazı kriterler var. Ve bu kriterlerde bu sporcularla amatör sporcuları karşılaştırılmışlar. Bakın VO2 zirve gücü amatörde 60, elitte ise 84. Bu gerçekten çok ciddi miktarda büyük bir hadise. Fakat çok daha ilginç bir nokta var ki bence asıl dikkat edilmesi gereken nokta o. Bakın zirve gücü yani zirveye ulaştıkları güç 525 elitlerde amatörlerde ise 460. Bence işte asıl aralarındaki farkı bu sağlıyor. Vücut yağ oranları gördüğünüz üzere değişiyor. Total yağ kütlesi bakın 8.8 kilo amatörlerde Profesyonellerde ise 6.7 kilo. Total kas kütlesi bakın amatörlere göre daha düşük ama dediğim gibi hem zirve gücü hem VO2 max'e çok yüksek olduğundan dolayı aradaki fark oradan çıkıyor. Yani fazla kas demek fazla güç demek değil. Nitekim bakın 200 watt üretiyor amatör, 419 watt üretiyor elit. Ve watt bölü kilogramda 5.3'e 7.5 gibi bir fark ortaya çıkıyor. Tabii Vata meraklı olanlar 419 rakamını gerçekten şaşkınlıkla karşılamışlardır. Öbür tarafta ortalama 200 watt. Bu körfez bisiklet takımlarından olan Movistar'ın profesyonel elit atletleri tarafından yapılmış bir çalışma. Ciddi güzel bir çalışma. Ve biz de diliyoruz ki bisiklet gibi çevreci, sağlığa yararlı ve onun ötesinde de ucuz bir ulaşım aracının dünyada nasıl yaygınlaştıysa da ülkemizde küçük çabalarla da yaygınlaştığını görmek bizi sevindiriyor. Fakat öncelikli olarak biliyorsunuz trafikte hem yayalara hem bisikletlere hem iki tekerlere mümkün olduğu kadar saygı göstermemiz gerekiyor. İşin temelinde de bu yatıyor efendim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.